Bugün sizlerle dünyanın en güçlü ve en eski, en kadim iyilik hareketi olan Kızılaç ve Kızılay hareketinin önemli bir gündemini paylaşmak için bulunuyoruz. Kızılay ve Kızılaç hareketinin bir federasyonu var, IFRC. Bu federasyonumuzun önümüzdeki ay, Kasım ayının ilk haftasında 5 ile 11 arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan genel kurulu var. Bu genel kurul 4 yılda bir gerçekleştiriliyor ve yeni vizyon ve stratejiler belirleniyor. Dünyadaki 4 farklı bölgenin, kıtanın başkanları ve global federasyon başkanı ile her bölgeden 5'er yönetim kurulu üyesi olmak üzere 20'şer yönetim kurulu üyeleri belirleniyor. Finans başkanı ve gençlik komisyonu başkanı ile beraber federasyonun uluslararası Kızılaç ve Kızılay Federasyonu'nun üst yönetimi belirlenmiş oluyor. Genel kurulda ayrıca bir önceki dönemin ibrası yapılıyor. Bir sonraki 4 yılın stratejisi, hedefleri, amaçları belirleniyor. Biz de Türk Kızılay topluluğu olarak bu yasal toplantılara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, gururunu yaşıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl Türkiye Kızılay Cemiyeti 150. yılını kutlayacak. Yani 1,5 asırlık köklü bir hareketten bahsediyoruz. Ve bu 1,5 asırlık hareketimizin güzel bir tevafukla kilometre taşı da bu Antalya'daki ev sahipliğimize denk geldi. Buraya dünyanın 190 ülkesinden, 190 Kızılaç ve Kızılay Derneği'nden 1500'e yakın iyi el, emin el, good hands dediğimiz iyilik elçileri katılacak. Bu toplantının tek bir gündemi olacak. O da insan ızdırabını nasıl dindirebiliriz? İnsan onurunu nasıl koruyabiliriz? İhtiyaç sahibi olan insanlara daha fazla yardımı nasıl ulaştırabiliriz? Kendi topluluğumuzun, kendi toplumumuzun doğa kaynaklı olsun, beşeri olsun, afetlere karşı mukavemetini, dayanıklılığını, resilience'ını nasıl artırabiliriz? Bunları konuşacağız. Başka bir gündemimiz yok. Bu iyi ellerin, bu emin ellerin yeni 4 yılın vizyonunu ve yeni 4 yılın yönetimini belirleyeceğini ifade etmiştim. Ajandamız kabarık. Her zaman olduğundan daha fazla kabarık. Dünyadaki insan ızdırabı özellikle savaş kaynaklı ve çatışma kaynaklı gerçekleşen insan ızdırabı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en üst seviyeye ulaştı. Yaşadığımız dünyada bir taraf kendisine yetecek olan gıdayı bulamadığı için yoksulluktan dolayı açlıkla boğuşurken bir başka taraf ihtiyacından fazla gıdaları tükettiği için oluşan hastalıklarla boğuşuyor. Dünyada bugün diyabet için, obezite için veya metabolik sendrom dediğimiz şişmanlık ve aşırı enerji tüketmeye bağlı hastalıklardan dolayı harcanan parayla dünyadaki açlar en az 10 sefer doyar, 10 kez doyar. Böyle bir adaletsizlik var. Dünyada tamahkarlık dediğimiz ihtiyacından fazlasına sahip olma,
başkasının elindekini haksız bir şekilde gasp etme insanın biraz da kötü doğasında olan bir özellik. Bu haliyle maalesef dünyada acıları artırıyor. Bugün dünyada her yıl yaklaşık 4 milyar ton gıda üretiliyor ama bu gıdanın 1.3 milyar tonu hiç tüketilmeden çöpe atılıyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çöpe atılan yılda 222 milyon ton gıda ile Sahra Altı Afrika açlarının tamamı iki sefer doyabiliyor. Dünyada bir adaletsizlik, dünyada bir dağılımda bir dengesizlik var. Dünyanın bu dengesizliğini, bu acısını, insanların bu dertlerini ancak emin eller, onların dertleriyle dertlenen, onların acısını dindirmekten başka bir ajandası ve bir niyeti olmayan emin eller, yani good hands durdurabilir. Bu gidişata ancak iyi eller dur diyebilir. Dünyadaki yoksulluğun azaltılması için insanlığın pek çok girişimi oldu. Bu anlamda bin yılın inisiyatifi, hatırlarsanız 2000'li yıllarda Almatı'da alınan bin yıl hedefleriydi. Bu bin yıl hedeflerinde 8 temel amaçta insanlığın acısını dindirmek, yoksulluğu gidermek, hastalıkları sağaltmak, sağlığı korumak noktasında hedefler konulmuştu. İnsanlık bu bin yılın hedeflerinde gerçekten çok önemli mesafeler kat etti. Mesela bazı hastalıkları ortadan kaldırdık. Çiçek hastalığı gibi. Bazı hastalıkları gerçekten kaldırma eşiğine getirdik. Çocuk felci gibi. Yoksullukla ilgili 2000'den önce, 2000'li yıllardan önce dünyada 1 doların altında bir gelirle yaşayan insan sayısı neredeyse dünya nüfusunun yarısıydı. Bugün en azından bu kırılganlıkta biraz daha iyileşme oldu. Ama baktığımızda halen dünyada 1,5 milyar insan 1.2 dolar günlük gelirin altında yaşamak zorunda. Yani dünyada her 8 insandan bir tanesi başını akşamleyin yastığa aç olarak koyuyor. Önlenebilir hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 6 milyon 5 yaşın altındaki bebeği toprağa veriyoruz. Bunların en az 3 milyonu açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Bebeğini doğururken her yıl 350 bin anne ölüyor. Bunun en az 20 katı anne maalesef sakat kalıyor. Fistül gibi farklı hastalıklarla ömrünün sonuna kadar bir ızdırap yaşamak durumunda kalıyor. Bugün Sahra Altı Afrika ülkelerinden Nijer'i örnek verecek olursak, Nijer nüfusunun %36'sı doğumundan mezara kadar hayatında herhangi bir hekim hizmeti, sağlık hizmeti, doğum yardımı alamadan yaşamak, kendi başının çaresine bakmak durumunda. Ama bir taraftan insani yardımın ihtiyacı artarken, insan ızdırabı artarken buradaki acıların dindirilmesi yerine dünyada silahlanmaya, nükleer savaşlara, uzay savaşlarına trilyonlar trilyonlar paralar ayrılabiliyor. İnsanları öldürmek için çılgın bir yarış maalesef sergileniyor. Bütün bu karamsar tablonun içerisinde bizler emin eller olarak bu gidişata dur diyecek, bu çılgınlığı durdurmak için gönüllüleriyle hareket olarak insanlığın karşısına çıkacak ve vicdanın sesi olacak durumdayız. 190 Ulusal Kızılaç ve Kızılay Derneği'nin topluluğunun yaklaşık 30 milyon gönüllüsüyle her yıl 150 milyon insana insani yardım taşıdığını, götürdüğünü kabaca ifade edebilirim. Bu dünyanın en köklü hareketi elinden geldiği kadar insan acısını, insan ızdırabını dindirmeye gayret ediyor. Ancak yeterli mi? Değil. Birleşmiş Milletler'in
sivil toplum kuruluşlarının insani projeleriyle ilgili yaklaşık talepleri her yıl 30 milyar dolar civarlarında. Ama Birleşmiş Milletler'in bu apel dediğimiz çağrılarının %42'si sadece fonlanıyor. %42'sinin fonlanması, bu paranın %42'sinin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı anlamına maalesef gelmiyor. Çünkü bu sistemin, bu dev sistemin masrafları var, çalışanların maaşları var, bir takım giderler var ve bu masraflara, bu giderlere harcanan paralar çıktıktan sonra çok düşük bir kısmı toplanan paraların maalesef ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyor. Bugün burada sizlerle bir haber paylaşmak istiyorum ki bizler 1,5 asırlık bu Emin Eller Hareketi'nin, bu Kırmızı Ailesi'nin içindeki, Kızılay ve Kızılaç Hareketi'nin içindeki 1,5 asırlık Türkiye Kızılay Derneği olarak bu seneki Kasım ayında gerçekleştirilecek olan federasyon seçimlerinde Avrupa Başkanlığı'na aday olduk. Aracılığınızla bunu tüm kamuoyuyla paylaşmayı bir memnuniyet addediyorum. Bu dünyadaki Amerika, Afrika, Asya Pasifik ve Avrupa zonlarının, dört zonun birer başkanı seçilecek. Bir de global federasyon başkanı seçilecek. Bizler içerisinde 53 ülkenin bulunduğu Eurozona, Avrupa bölgesine başkan adaylığımızı resmi olarak federasyona bildirdik. 2005, 2009 ve 2013 sonrasındaki süreçte bu günümüze kadar federasyonun yönetim kurulu üyeliğine devam ediyoruz halen. Bu anlamda dünyadaki ızdırabın dindirilmesi için derneğimizin yapmış olduğu çabalarla elde ettiği başarılar ve deneyimler, bireysel anlamda ki bu bir bireysel de aslında pozisyon, şahsımın da 20 yılı aşkın insani yardım dünyasındaki elde etmiş olduğu deneyimlerle Kızılay Başkanlığı'nı yürütmeden önce de Yeryüzü Doktorları Derneği'nin, Doctors Worldwide'ın Türkiye Başkanlığı'nı yürütüyordum. Bu deneyimleri ve yeni yaklaşımları harekete kazandırmaya gayret edeceğiz. Burada çok temel bir vizyonumuz var. O vizyonda aslında bir iki basamaklı bir stratejiyle besleniyor. Biz diyoruz ki insan ızdırabını dindirmek için daha güçlü bir insani yardım sektörü gerekiyor. Bu insani yardım sektörü içinde 1,5 asırlık birikimiyle maalesef hak ettiği yerde olmayan Kızılay ve Kızılaç Hareketi'nin daha fazla söz sahibi, daha fazla pay sahibi olması gerekir diyoruz. Kızılay ve Kızılaç Hareketi, ki bu hareket, bu hareketin kurucusu olan Kızılaç Federasyonu, yani IFRC Federasyon, daimi delegelerimiz ve ulusal derneklerimizle beraber oluşan bir büyük bir harekettir. Bu hareketin içerisindeki federasyonun etkinliğinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an federasyon hak ettiği yerde değil, federasyon özellikle politika yapılması, insancıl hukukun işletilmesi, çatışma bölgelerindeki insanların korunması, bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması noktasında daha etkin insancıl diplomasi aygıtlarının kullanılması, inovatif metotlarla gönüllülüğün, bağışın, insani yardım sektöründeki ihtiyaç duyulan fonların artırılması noktasında daha pozitif bir rol alabilir. Daha etkili ve işbirliği açısından da sadece insan yardım sektörüne değil, artık multidimensional dediğimiz özel sektöre, akademiye, devlet akımlarına, kalkınma
Birleşmiş Milletler, sivil toplum kuruluşları gibi çok farklı sektörlere ve alanlara temas eden bir işbirliği platformu olması gerektiğine inanıyoruz. Federasyon 190 itibarlı Kızılaç ve Kızılay Derneği'nin birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla federasyonun güçlenmesi için de son stratejik amacımız ulusal derneklerin güçlendirilmesi. Bizler ulusal dernekler olarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu dayanıklılığı, esnekliği, afetlere karşı kendi başına üstesinden gelebilme kabiliyetlerinin kazandırılması için çalışmak durumundayız. Bu bizim yasal görevimiz, kuruluş amacımız. Aynı zamanda devlete karşı auxiliary role dediğimiz devletin desteklenmesi noktasında, bu tip durumlarda desteklenmesi noktasında görevlerimiz var. Ulusal dernekler olarak bizler bir devlet kuruluşu değiliz. Bağımsız kuruluşlarız. Politikalarımızı, stratejilerimizi, hedef ve amaçlarımızı kendilerimiz belirleriz. Kamu kaynağı kullanmayız. Bütün kaynaklarımızı kendimiz geliştirmek, bağışlardan, bir takım gelir getirici faaliyetlerle veya uluslararası fonlarla geliştirmek zorundayız. Devletimize destek rolümüz vardır ama devletten bağımsız bir kuruluşuz ve bu çerçevede de insan ızdırabının dindirilmesi için kendi ajandamızla bu görevlerimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla daha güçlü ulusal derneklerin oluşması için de federasyonun yeni yapılanmasında yapısal kapasite arttırımı, know-how transferinin, bilgi birikiminin transfer edilmesi noktasında da bir köprü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün itibariyle 190 ulusal dernek, federasyonumuz ve hareketimizin üstüne düşen sorumluluklar her zamankinden çok daha fazla. İnsanlığın her zamankinden daha fazla emin ellere ihtiyacı var. Bir iki örnekle, güncel örnekle bu ızdırabı sizlere hatırlatmak ve sorularınıza geçmek arzu ediyorum. Yakın zamanlarda biliyorsunuz bir Rohingyalı Müslümanlara karşı yürütülen bir tehcir ve Arakan bölgesinden hem içeride hem de Bangladeş tarafına doğru büyük bir göç hareketi başladı. Bugün yaklaşık 800 bine yakın Rohingyalı Müslüman Myanmar'ın içindeki Arakan eyaletinde yaşadığı toprakları, yüzlerce yıldır yaşadığı toprakları terk etmek ve komşularına sığınmak zorunda kaldı. Bunu ölüm korkusuyla, çocukların hayatının endişesiyle yaptı. Bugün biz Kızılay olarak gerek Bangladeş'te gerek Myanmar içerisinde bu sorunun, bu krizin uhulet ve suhuletle, eskilerin tabiriyle, yani akıllı bir şekilde ve hukuki bir şekilde sonlandırılması için çok boyutlu insani ve diplomasi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu çerçevede gerek ASEAN ülkeleriyle yapmış olduğumuz insancıl diplomasi hareketimizde, gerekse Myanmar Kızılaçı'yla imzalamış olduğumuz yeni işbirliği anlaşmamızla, Bangladeş hükümeti ve Kızılay'la yapmış olduğumuz anlaşmalarla çok boyutlu olarak bu krizin dindirilmesi için sahada ekiplerimiz çırpınıyor. Türkiye olarak bir platform oluşturduk, bir konsorsiyum oluşturduk ve yaklaşımımızı hem Myanmar'a hem de Bangladeş'e iletmiş olduk ve bu bölgede 24 bin kalıcı prefabrike konut inşa etmek için teklifimizi sunduk. Arkadaşlar, bu teklifimizin ekonomik karşılığı yaklaşık 50 milyon dolar. Bu insanların dertlerinin çözülmesi için, ızdırabının dindirilmesi için Myanmar içerisinde de Myanmar Kızılaçı'yla birlikte ve Federasyon ve IFRC ile birlikte Arakan bölgesindeki insani yardım kapasitesinin artırılması için çok boyutlu desteklere başladık. Bu anlamda da Myanmar içerisinde faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Bu da insancıl diplomasi faaliyetlerimizin başarılı bir sonucu olarak önümüzde duruyor.
Suriye'de 7. yılına gelmiş olan krizde biliyorsunuz ülke nüfusunun yarısından fazlası evlerini terk etti. Silah zoruyla maalesef birden çok kez mülteci olmak durumunda kaldı. Bunların 3 milyonunu aşkın mültecisini Türkiye'de biz misafir ediyoruz. Ve Suriye'nin içerisinde de yaklaşık 6 milyonu aşkın IDP dediğimiz iç mülteciye bu anlamda destek veriyoruz. Bu destekleri sağlarken de çok boyutlu insancıl diplomasi faaliyetlerimizle bunu yürütüyoruz. Gene önümüzdeki günlerde hafta sonunda Suriye Arap Kızılay Başkanı ile Beyrut'ta bir görüşme gerçekleştireceğiz. Tek amacımız var. Suriye'nin içerisinde insani yardımın ulaşmadığı tek bir noktanın kalmaması. Türkiye olarak bu çerçevede de uluslararası insani yardıma köprü olmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız çok yeni Somali'den bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiler. AFAD yetkilileriyle beraber. Biz bu bölgedeki gerek kuraklık, gerek yoksulluk, gerek savaş nedeniyle oluşmuş olan insancıl duruma müdahale etme noktasında çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene içerisinde Umudu Ol dediğimiz bir kampanyayla biliyorsunuz Somali'ye, Yemen'e, Gazze'ye ve şu aralarda Güney Sudan'a çok büyük bir insani yardım hareketi başlattık. Bu hareketin ulaştığı insan sayısı 13 milyon. 13 milyon insanın acısını dindirmek için gıda güvenliği, beslenme, su, sanitasyon, hijyen, altyapı, sağlık hizmetleri sunulması noktasında çok boyutlu çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Şu an bir başka acı coğrafyası Irak'ta arkadaşlarımız insan ızdırabının dindirilmesi için Kızılay gönüllerimiz çalışıyorlar. Bu bölgede gerek Suriye'den göç etmiş olan insanlar, gerek Musul ve Tel Afer operasyonu sırasında orada yerlerinden edilmiş olan insanlara sürekli bu krizin başladığı günden bu yana insani destek sağlıyoruz. Orada barınmaları için kamplar inşa ediyoruz. Günlük ekmek çıkarıyoruz, yemek gönderiyoruz ve insani destek sağlıyoruz. Bu anlamda özetle insan ızdırabının dindirilmesi noktasında, insan acısının azaltılması noktasında, insan onurunun korunması noktasında nerede bir acı varsa, nereye elimiz uzanabiliyorsa oraya o insanların rengine, diline, dinine bakmaksızın, o coğrafyanın nerede olduğuna bakmaksızın bu anlamda elimizi uzatmaya gayret ediyoruz. Meksika'da deprem olduğunda belki aramızda 10 bin kilometreden fazla bir mesafe vardı ama Meksika'daki depreme ilk önce ulaşan ulusal derneklerden birisi Kızılay'dı. Arkadaşlarımız Meksika Kızılaç ile beraber depremde arama kurtarma süreçlerine destek oldu, insani yardım süreçlerine destek oldu. Ve biz diyoruz ki hareketimizin simgesi, simge rengi kırmızı renktir. Daha güçlü bir kırmızı için emin eller diyoruz. Dolayısıyla bu hareketimizin küresel anlamda güçlenmesi, insani yardım sektörü içerisinde güçlenmesi için de harekette şu an yönetim kurulu üyeliği pozisyonumuzu bir yukarıya taşıyarak Avrupa Başkanlığı'na aday olduğumuzu sizler aracılığıyla tekrar kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ve bu emin ellerin insanlığın derdini çözebilecek, insanlığın içine düşmüş olduğu bu karamsar atmosferi dağıtabilecek ve zulmü, baskıları ve acımasızlığı durdurabilecek eller olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz insanlığın bir gücü olduğuna, Power of Humanity'ye inanıyoruz. Bu insanlığın gücüyle iyiliğin bu karamsarlığa ve kötülüğe galebe çalacağına inanıyoruz. Ve tekrar katılımlarınız için ve destekleriniz için
Şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun.